Hafızanın ve bilginin bin bir rengi diyerek çıkmış olduğumuz serüvenimizin tam yüzüncü durağındayız efendim. Evet, ilk yayınımızı hatırlıyorum. İlk yayınımız bu stüdyoda değildi ama yine bu ekrandaydı. İkinci yayınımız, üçüncü yayınımız 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birçok özel yayınımız oldu. 100 özel yayınımız oldu. Zira hafızanın ve bilginin binbir rengi diyerek çıkmış olduğumuz tüm programlarımızda açıkçası sizlerle paylaştığımız tüm bölümlerimizde temel önceliğimiz sadece ve sadece dijital arşiv oluşturmaktı. Dijital kayıtlar, kalıcı kayıtlar, kanıtlar oluşturmaktı. Ve tam 100 hafta geride kaldı efendim. Bugün 1001'de özel bir yayınla huzurlarınızda karşınızda olacağız. Bugüne kadar gerçekten de bu stüdyoda, bu ekranda 1001 programında birbirinden çok farklı alanlarda 1001 birikime sahip olan istisna isimleri misafir ettim. Bugün o 100 bölüm boyunca bu programda, bu stüdyoda misafir ettiğim o kıymetli isimlerin konuk olduğu yayınlardan bazı kesitleri sizlerle paylaşacağım. Özellikle 100 bölüm boyunca bazı yayınlarda 3 konuğum oldu. Bazı yayınlarda 6 konuğum oldu. Bazı yayınlarda 1 konuğum oldu. Bugüne kadar tam 150 farklı ismi neredeyse bu stüdyoda burada misafir etmiş olduk. Tüm isimlerde burada ağırlamış olduğumuz tüm isimlerde hakikaten programı hazırlarken editör arkadaşımız sevgili Taha ile programı hazırlarken sevgili yönetmenimiz Emine Nurcan ile ve ekibimizle beraber binbiri hazırlarken tek bir önceliğimiz vardı. Hem dün için hem bugün için hem de yarın için referans içerikler kayıtlar oluşturmak. Evet tam yüz farklı çatı ve kök kavramı, meseleyi, yolu, haritayı bin bir farklı veçesiyle, yönüyle, rengiyle, yoluyla bin bir atlasında bir araya getirmeye gayret ettik. Tüm misafirlerime hakikaten büyük içtenlikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ve şöyle bir not da düşmek isterim. Bugün yayınımız boyunca, bu özel yayınımız boyunca geride kalan bu 100 yayından bazı bölümleri sizlerle paylaşacağım. Ama dedim ya saatlere varan binlerce saatlik içerik oluştu nihayetinde. Bugün sadece çok az ama çok az, gerçekten de çok az bir kısmını sizlerle paylaşabileceğiz. O sebeple elbette önem sıralamasına göre, öncelik sıralamasına göre belirlemiş, seçmiş değiliz. Sadece ve sadece süremiz kısıtlı olduğu için tadımlık niyetine bazı küçük kesitleri, bölümleri, epigrafları, dibaceleri, haşiyeleri siz kıymetli 1001 izleyicilerine arz etmek için huzurlarınızdayız. Evet, 100. bölüm ile huzurlarınızdayız. Sagopa Kajmer'in şarkısında geçen bir ifadedir malum. Uzun yoldan geldik, uzun yola devam. Gerçekten de uzun bir söz vadisinde uzun bir serüvene çıkmış idik uzun yola devam etmek üzere 100. bölümümüzde huzurlarınızdayız. Peki 100 bölüm boyunca aslında tam olarak ne yaptık? Ya da bundan sonra tam olarak ne yapmaya niyetliyiz? Onu bir izleyelim mi? Onu hülasa etmeye gayret ettik. Buyursunlar izleyelim, dinleyelim, okuyalım efendim. İşte böyle. Tam olarak böyle. İlk yayınımızda yola nereden çıkmış idik? Çocuklarla, çocukluk ile o büyük hafıza ile başlamıştık. O büyük hafızaya ve o büyük kuyuya tabiri caizse bir Yusuf masalının kuyusuna seslenmiş idik. Orada bizi bekleyen Yusuf mu? Kuyudan çıkan Yusuf mu? Ve o kuyudan Yusuf olarak çıkan insan Hayat boyunca dünyada dünyanın bütün zaman dilimlerinde karşılaştığı her şey ile beraber hayatına ne kadar bir Yusuf masalının kahramanı olarak figürü olarak devam eder bu her birimizin takdiri. Ama çocukluk tam olarak o bir Yusuf masalının serüveninin atlasını oluşturuyor çocukluk. İlk yayınımızda, ilk programımızda 1001'de 3 kıymetli misafirimizi ağırlamış idik. 3 isim de çocuk edebiyatında, çocuk yayıncılığında her yönüyle çok istisnai 3 misafirim idi. Bakalım o yayından geriye hangi sözler, hangi cümleler, hangi kareler kalmış idi? Kayda geçelim tekrar ve oradan başlayalım yola yeniden. Buyurunuz. Dede Korkut var mı burada Salih Bey? Orada Dede Korkut'un şu Kahramanlar serisi evet, de Kahramanlar var. serisi var. Ee, hani çocukların kahramanlara ihtiyacı var diyoruz doğal kahramanlara, yaşamış kahramanlara. Çocuklardan ziyade Hı. bence büyüklerin büyüklerin gerçek büyüklerin, kahramanlara zaten ihtiyacı var. var. Ama büyükleri artık e, kendi haline bıraktık yani. <laughs> bakalım yani, diyorsunuz. Onların Eyvallah. dünyaları başka. Ee, çocuklarla uğraşmak çocuklarla, çocuklarla keyifli. uğraşmak daha anlamlı, daha sahih bir şey. Yani büyüklere e, hakikaten onların dinlemek istediği masal dinlemek istiyor büyükler ama onlar daha başka türlü masallara inanmayı tercih ediyorlar. Evet, Biz hakikaten masala, söze, e, ruha, kalbe gönlünü koyan, e, varlığını koyan o ilgiyle, o merakla dünyaya Hayretle bakma makamındaki çocuğa seslenmeyi tercih ediyorum. Hayretle bakma makamındaki dedim. Çünkü çocukluk büyülü bir durak. Çok önemli bir durak. Eyvallah. Ve o durak içinde de çocuğu çocuk olarak ne kadar tutabilirsek elinden, o durakta ne kadar e, onu sarıp sarmalayabilirsek şefkatle, merhametle, kelimelerle, cümlelerle e, ona bakıyoruz. Yani bir an önce o çocukluk çemberinden çıksın yetişkin olsun değil. Tam tersine kolundan tutarak o çemberin içine tekrar sokmak ve o büyülü durakta bekletmek durumundayız çocuğu. Yoksa erken yetişkinlik vesaire. Zaten her şey buna oynandığı için, çocuğun üzerine oynandığı için. Orada doğal haliyle biraz daha kalırsa kardır dünyanın geleceği için. İlk yayınımız böyleydi. Yola oradan çıkmıştık. O büyük masal atlasıyla yola çıkmış idik. Bir Yusuf masalı ama aynı zamanda Sezai Karakoç'un batıya, doğuya, yeryüzünün her yerine göndermiş olduğu o diriliş erinin inşa ettiği masal ile. Masal dediğimize bakmayın. Bu masal bugünün dünyasının hikayesini inşa eden kişilerin, öncülerin diriliş erlerinin masalı çünkü. Binbi programımıza başladığımız haftanın hemen sonrasında iki kurucu ismi kaybettik. Sezai Karakoç ve Teoman Duralı. Bu dünyaya veda ettiler. Bu dünyaya veda ettiler ama bize büyük bir yol haritası bıraktılar. Adeta Sezai Karakoç bir anlamda bir navigasyon yazılımı üreten ve bizlere emanet eden kişidir. Evet, Sezai Karakoç sadece bir yol kurmamıştır, inşa etmemiştir. Aynı zamanda yerli bir yazılım, yerli bir navigasyon üretmiş ve bizlere emanet etmiştir. Hangi konuya, hangi kavrama, hangi insani değer atlasına, coğrafyasına doğru yola çıkmak isterseniz isteyin. Sezai Karakoç'un yazılımını gerçekleştirmiş olduğu o navigasyona bütün adresleri, bütün konumları girdiğiniz zaman, niyetlendiğiniz yola çıktığınız zaman o navigasyon en güvenilir şekilde, en sahih şekilde sizi varacağınız adrese götürmekle kalmaz. Size orada yeni yol haritaları sunar. Sahih, hakiki, berrak bir hafıza için. Evet, Sezai Karakoç'u ve Teoman Duralıyı İki kurucu ismi rahmetle ve büyük minnetle anıyoruz. O özel yayınımızda çok kıymetli üç ismi misafir etmiş idim Tahsin Görgün, Recep Şentürk ve Yusuf Kaplan gerçekten de ekranlarda neredeyse sadece ve sadece 1001 programında görebileceğiniz o üç kıymetli hocamız üç kıymetli isim Sezai Karakoç ve Teoman Duralı'yı konuşmak üzere sağ olsunlar lütfetmişlerdi. Stüdyomuzda onları misafir etmiş idik. Yayınımızın, bu yayınlarımızın tamamını elbette arşivimizde kanalımızın YouTube platformunda izleyebilirsiniz. O özel yayından, o arşivlik yayından bize kalan onlarca, yüzlerce cümleden birkaçını şimdi paylaşalım, izleyelim. Buyursunlar efendim. E, bu tip sorulara ben doğrusu cevap vermekte çok zorlanıyorum çünkü e, şeylere hani bütün hastalıklara deva bir ilaç olmuyor olmadığı için böyle ben bu tip ama az evvel yitik cennet dediğiniz ya, ya yitik cennet o mesela, mesela eminim benim gibi birçok bir arkadaşımızın zihninde de çok Biliyor başka alanlar yitik açmıştır cenneti şimdi mesela tabi yitik cennet çok önemli bir kitap fakat yitik cennetin kendisi kendi başına sorunu çözmüyor. Eyvallah. Yitik Cennet aslında bir yol gösteriyor. Tamam. Yani bu yol göstermek dediğim şey. Hı -hı. Şimdi şöyle söyleyeyim daha onu netleştireyim. Şimdi Yitik Cennet aslında normal insanların istifade edeceği bir kitap değil. O ne demek hocam? Ha, bu esas itibariyle alimlerin istifade edeceği bir kitap. Ne anlamda? Yitik Cennet'i eliniz alıp okuyacaksınız. Mesela İhyayı Yitik Cennet gibi yeniden okuyacaksınız. Yani e, şey e, Sezai Karakoç Yitik Cenneti yani şeyi Fususu Rikemi nasıl okuduysa Gazali'yi siz öyle okuyacaksınız. Molla Fenari'yi öyle okuyacaksınız. i̇bn Sina'yı öyle okuyacaksınız. Ne bileyim e, Serahsiyeli öyle okuyacaksınız. Yani nedir? Öyle, öyle, Gazali'yi öyle bir şekilde okuyacaksınız ki Gazali sizin çağdaşınız olacak. Yanı başınızda. Sizinle birlikte yaşayacak. Ama bunu alimler yapacak. Şimdi şair esas itibariyle nedir? Bir işte bir yol, bir ışık tutuyor. Bu ışığı tuttuktan sonra bunu alimler ancak ciddi alıp üstlenirse devam edebilir. Aksi takdirde tabii ki yitik cenneti normal insanlar okuduğunda çok istifade eder. Hı hı hı. Fakat sadece bir tane kitapla alakalı olarak olmuyor istifade. Eyvallah. Benim bahsettiğim şey bir bütün bir medeniyet birikimimizle alakalı bir tavır değişik. Yani akademi bizim akademiyamızın en büyük sorunu bu. Şu anda gerçekten de çok farklı farklı şekillerde mesela Şeyh Galib'i nasıl okuyacağımızı bilen bir edebiyat camiamız olduğundan emin değilim. Yani Fuzuli'yi yani bir saniye akademi camiası da demediniz. Edebiyat camiası dediniz öyle mi? Ha, Yo, akademi. Ama akademi he, tabii ki he. ama özel olarak da edebiyat yani. Ama özel yani genel olarak Akademi de yoksa. Ha şimdi o zaman Mesela Şii dikkate aldığımızda yani işte Hüsnü Aşkı diyelim Şeyh Galip veya Fuzuli'yi diyelim şeyi Leyla ve Mecnun'u veya Su Kasidesi'ni Ya hocam 26 şimdi, 26 yaşında yazılabilmiş bir zirveden söz ediyoruz. 26 yaşında o metni yazacak bir kudreti, bir cesameti o insana yükleyen bir medeniyet değil literatür. Tamam <laughs> ama işte yani şimdi bizim akademiyamızın yani üniversitemizin vazifesi, ilk vazifesi işte. Eyvallah. İlk ve birinci vazifesi, işte bu Sezai Karakoş'un yaptığını bütün alanlara uygulamak. Eyvallah. Yani esas mesele burada. Tamam. Biz onu başardığımız anda işte şeyin, o medeniyetin ihyası, diriliş dediğimiz şeyin en esaslı adımını atmış olacağız, açmış olacağız. yani. Ama şey söz konusu, yani şöyle söyleyeyim, bunun gerçekten çok şeyleri var, örnekleri var. Hani şey için hep anlatılır. İşte İbn Sina oturuyor ve Aristoteles'in metafiziğini 40 defa okuyor, anlamıyor. Sonra e, Farabi'nin Far onunla alakalı yazdığı bir metni bir okuyor. Ha diyor tamam buymuş. Şimdi bizim o klasik metinlerimizle irtibat kurarken işte ha buymuş dememizi sağlayacak. Mesela şöyle söyleyeyim şu anda o kadar güzel metinler neşrediliyor ki inanılmaz çok sayıda. kesin Hatta Recep Hoca e, çok güzel bir şey başlattı. İnşallah yaygınlaşır onu. Burada telaffuz etmem lazım. Bir e, üniversitede her bölüm bizim İslam klasiklerinden birisini bir ders olarak açıp okutacak. Öyle mi? De. De. Devam ediyor inşallah. Ee, evet inşallah. Sosyoloji bölümünde devam ha, ediyor. Siyaset bilimde devam ha, ediyor. Şimdi evet. mesela şimdi bakın düşünün. Şimdi Türk üniversitelerini düşünün. Türk üniversitelerinde her bölüm, siyaset bilimi, bütün siyaset bölümlerinin bilimlerinde her sınıfta bir ders İslam klasiklerinden birisinin e, okunmasına e, ayrılmış. Öyle düşünün. Şimdi İslam medeniyetinin klasikleri. Fakat en önemli sorunumuz şu: Bu klasikleri nasıl okuyacağız? Yani öyle ki onu biz birebir tercüme ettiğimizde, işte Fususul İkem gibi Kim şu anlamaz? andaki ha, şu andaki öğrencilere. Onu verdiğiniz vakit bakıp böyle arkayık bir şey çıkar karşısına. Onu gördüğü vakit yani bu mu? Der ve irtibatı kesilir. Umudu biter. Eyvallah. Ama Sizai Karakoç'un itik cennetini okuyan birisi hususi dikemle arasında öyle bir köprü oluşur ki o köprüyle birlikte o kendisi fususi ilken benzeri bir sürü belki metin üretir artık. Hay hay. Bin bir özel yayınımız devam ediyor. Binbir'in ikinci bölümü idi. Az evvel izlemiş olduğumuz o üç ismi misafir ettiğim arşivlik bir yayın idi. Yine başka bir üçlü misafir ettik bu stüdyoda. Üç kuşak medeniyet hattı için adanan üç kuşak. İşte o üç hattatı misafir ettiğimiz bir talebeyi o talebenin hocasını ve o hocamızın da hocasını misafir ettiğimiz özel bir yayın idi. Bakınız o hatta dair, o medeniyet hattının asırlarına dair neler söylemişlerdi. Buyursunlar. Bir dostum beni ziyareti, yaşlı bir dostum benim. Allah sıhhat, afiyet Ahim. versin şu anda rahatsız. Dedi ki ben Hazreti Peygamber'den sonra peygamber gelmeyeceğini bilmesem, Mimar Sinan'a peygamber derdim. İnsan yapısı değil yani mühendisti kendisi. İşte anlam ben anlamıyorum mimar. Anlattıklarını söyleyeyim. Ya yani statiğinde bir oynama yok. Ondan sonra akustiği muhteşem vesaire vesaire. Gibi. Bir de Süleymaniye'yi bana gezdirmişti kendisi. İsa odasına falan filan. Yani onu onu akılla gönlün işine aklın aklı ermez derler ya. Nasıl yazmış? <laughs> yazmış yani. Evet. O şeyde hocam mesela Galatalı Na'ilin'in Kur'an-ı Kerim'lere o yazdığı Kur'an-ı Kerim'lere sayı da veriyordu. İşte 103 tanesi Türk İslam Müzesi'nde bir tanesi bir yerde 100 küsür musaf yazmış. Yani bir tane yazılsa artık bugün çok büyük bir iş. Evet. Yani 3 misafirimize de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, Yusuf Hocam şimdi yani dijital Leviathan diyeceğim. Yani dijital Leviathanlar var artık. Hatta başlı başına dijital kavramı bir Leviathan'a döndü. Yani dijitalin bu derece hayatımızın her yerinde ifadesi dahi çok yetersiz kalıyor. Neredeyse soluk alıp verişlerimiz artık dijitalize. Böyle bir ahval ve şerait içerisinde uzun yıllardan bu tarafa başta Hamit Aytaç ...hocanız, hocamız, üstadımız... ...olmak üzere... ...bir meşke adanmış... ...bir hayat olarak... ...ne dersiniz izleyicilerimize... ...gençlere, dijitale muhatap olan... ...her birimize... ...neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyebiliriz... ...umarım efendim... ...yanlış da anlamazlar... ...bir defa... ...işin aslını bilmek lazım... ...yani klasiği bilmek lazım... ...yaptığımız iş klasik... Evet. ...Allah nasip ederse... 14 Mayıs 2022 50. seneye giriyoruz kamış kalemle tanışmayı. Maşallah. Ondan sonra da teknolojinin yeni şekillerinden de faydalanmamız lazım. Kötülemeyiz. Ama birinci asıl kamış kalemin o zarafetini, o zikrini hissetmek lazım. O hattı takip edelim mi? O hat bakalım bizi nereye götürecek? Medine'ye götürecek. Hiç şüphesiz ki yolumuzun Medine'ye düşmesi demek. Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten ve İstanbul'dan yolunuz geçiyorsa dünyanın her yerine davet edilen bir yola doğru adımlarınızı atmışsınızdır anlamına gelmektedir çünkü. Ali Ulvi kurucu hocamız bakınız Zekai Şen hocamıza ne vasiyet etmişler. Hatırlayalım buyursunlar izleyelim efendim. Bu bana dedi ki Allah ben bundan çok feyiz aldım. Allah rahmetin. Kurucu Hoca. Tabii. uzun yıllar Mekke'de miydi, Medine'de Medine'de, Medine'de? Medine'de. Medine'de. Mısır'da tahsilini almış. Konya'lı. Aslı Konya'dan göç etmiş. Efendim dedi ki ilk tanıştığımızda sabaha kadar benden şey yaptı. Sohbet etti. Çünkü ben çok ısındım. Hatta hanımı benim hanıma demiş ki ya demiş bu kadar da sabaha kadar demiş şey yapan olmadı. Bana dedi ki Allah rahmet eylesin. Hocam dedim bana bir emriniz olur mu dedim. Dediği lafı söylüyorum. Lütfen. Dedi ki bak dedi sana oğlum bir tavsiyem var dedi. Öyle ders vereceksin ki dedi. Arap oğlu evine gittiği zaman dedi. Ali Ulvi Hoca bana tavsiyesi diyecek ki. Anne baba ne Amerikalısı ne Avrupalısı. Buraya Türkiye'den birileri geldi. Kabili kıyas değil bunu dedit dedi. Ve daha sonra gıyabımda da demiş dedirttirdi demiş. Ve bugüne kadar benim çok talebem var oradan. Sadece Suudi Arabistan demiyorum ha. Dünyanın bütün Cezayir'den, Fas'tan, Tunus'tan, Libya'dan efendim Şili'den Güney Amerika'dan Yeni Zelanda'dan çok şey çünkü bana ne gönderirlerse en kısa zamanda okurum. Çok vaktim var benim. Hayata, dünyaya, şehirlere, insana, tarihe, bugüne, düne ve yarına. İstanbul'dan bakıyorsanız hiç şüphesiz ki zihninizde, karşınızda harita vardır. Sadece bir bölge, sadece bir alan, sadece bir kavram, sadece bir kadraj yoktur. Hayatın, tarihin, insanın, bin bir rengi vardır. İşte biz de bin bir programımızın geride kalan 100 bölümünden bazı özel kesitler sizler için hazırladık. Devam edeceğiz. izlemeye, dinlemeye, okumaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Sonrasında tekrar bekliyoruz. Buyursunlar. <laughs> Hafızanın ve bilginin bin bir rengi diyerek çıkmış olduğumuz o uzun serüvenimizin 100 bölümünü geride bıraktık ve işte 100. bölüm özel yayınına vermiş olduğumuz kısa bir ara sonrasında devam ediyoruz. Bugüne kadar bu programda GRIZU 263A ekibini ve hocalarını misafir edip uzayda konuştuk, yapay zeka da konuştuk, Selçuklu'yu da konuştuk Tayvan ve Çin arasında tam olarak ne oluyorun tarihini de konuştuk sadece bu kadarla da sınırlı değil üstelik İsrail'in tam olarak ontolojisinde nasıl bir literatür vardır sorusunun cevabını ararken İran'ın son 100 yılını da bizzat gerçekten akademik olarak, literal olarak, edebi olarak, kültürel ve diplomatik olarak yıllardan bu tarafa o atlasa çalışmış isimleri de burada misafir ettik. Selçuklu'yu da konuştuk, Türkistan coğrafyasını da konuştuk. Balkan özel yayını da yaptık. Burada 1001'de tek amacımız birçok farklı alana dair, kavrama dair, yola dair, çatıya dair ve köke dair referans içerikler oluşturmak idi. Tek önceliğimiz ve meselemiz. İşte o yayınlarımızdan bir tanesini az evvel ifade ettiğim üzere 263A Grizu 263A ekibini misafir ettiğimiz o kıymetli genç arkadaşları, genç bilim adamlarımızı, bilim insanlarımızı ve hocalarını misafir ettiğimiz o özel yayınımıza gidelim şimdi isterseniz. Buyursunlar. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi birincisi aslında başlangıçta Aziz Bey'in de söylediği çok önemli noktalar var. Bilime her noktada bulmamız, yakalamamız gerekiyor. Ee, ve e, bunun için gerçek anlamda büyük üniversitelerden e, mezun olma e, gibi bir şartımız da yok. E, merak e, aslında her şeyin başlangıcı. E, bilim sevgisi diyoruz. E, belki öğrencilerimize o bilim sevgisini aşılayıp tutkuyla bağlanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunu başardığınız takdirde evet beklemediğiniz ummadığınız başarılarla yola devam edebiliyorlar. Bizim hikayemizde de belki süreç içerisinde bu tür gelişmeler oldu. O gözlerin içindeki ışıltı bir şeyi yapmak için gerçekten iyi bir yol çizimisini gerektiriyor. Ekiple birlikte konuşurken şöyle bir şey söylüyorduk kendi aramızda. Bir, gerçeklerimizi iyi anlayacağız. Gerçeklerimizden yola çıkarak hayallerimiz arasında bir yol kurmamız gerekiyor. Ve bu yolu kurarken elbette çok şeyler yaşayacağız. Ama o yolun açıldığını her yarışmada anladık. Ee, tabii bazen bu şöyle de değerlendiriliyor. Hep e, Einstein'ın dediği gibi işte dahilikle e, hayalperestlik arasında çok ince bir sınır çizgisi vardır. E, belki de o yürüyüşünde hep bir taraflara <laughs> devrileceğiz diye bir korku da yaşadık. O noktada e, belki kısıtlar gerekiyordu bize o kısıtları ortaya koymaya çalıştık. E, şimdi görüyorum ki e, evet... E, Gerçekten gençlerimize bir yol çizmeyi başarabildiğimiz takdirde o yolda yürüyorlar ve hedefe ulaşıyorlar. Belki de altın anahtar burada. İşte nasıl yönlendirdiğimiz. Evet, insan zihni bir atlastır. Modern zamanlar insanının zihni ise öncelikle haritasız bırakılmıştır. Ve binbir yola işte o harita için çıktı ve o harita için çıkmış olduğumuz yola devam ediyoruz. Düne, bugüne ve yarına dair dijital kayıtlar bırakmak üzere yola çıktık. Sadece dijital kayıtlar bırakmak üzere yola çıkmış değildik. Zira az evvel de söylediğim gibi emanet kavramlar var idi. Bize bırakılan ve bizim taşımamız gereken emanet kavramlar vardı. Fakat geldiğimiz nokta öyle bir üç nokta ki artık post insanı konuştuğumuz, insan ötesini konuştuğumuz bir eşiğe geldik. İşte post insanı, genetiği, epigenetiği, insan sonrasını konuştuğumuz özel yayınlarımızdan bir tanesiydi. Yine üç kıymetli hocamız bu stüdyomuzda idiler. Buyursunlar o yayından bakalım geriye. Elbette çok şey kaldı ama bu Özel yayında sizlerle ayrıca paylaşmak istediğimiz bölüm, cümleler, emanetler acaba neler? Buyursunlar. Benim vurgulamak istediğim şey şu. Bize aslında bir beyin cerrahı ve insanın beynindeki işte nöronlarla ilgili 25 yıllık çalışmanın bir parçası olan bir hocanın bir konferansından hareketle şunu söyleyebilirim. Yani Diyor ki bizim işte milyarlarca nöronun zihni oluşturmasıyla alakalı olarak bir takım teorilerimiz var ama biz bunun e, yani çok küçük bir kısmı hakkında fikir sahibiyiz henüz yani o büyük şeyde o, o biteni büyük haritanın çok bilmiyoruz. Küçük bir kısmını henüz Müştelik her bir tekil bir insan varlığının zihninin kendine özgü tekilliği hakkında da yani onu diğer tekilliklerden ayıran zihin bağları hakkında da çok net bir şey söyleyemeyiz falan. Yani iki şeyi söyleyeceğim. Yani bir, bir bugün bize bilimsel ve nihai söz mücesnesine söylenen şeylerin henüz teori olmanın ötesinde bir e, nesnellik düzlemine aktarılamadığı insan oluşun bütününü, hmm. özgür irade meselesini mesela, benim özgürlük hissiyatımın, e, benim kendimi özgür tekilliğimin e, anlamı meselesini. Benim bu dünyadaki de işte varoluşumla ilgili e, hayati sorularım, ontolojik varlık oluşsal sorularıma dair yani bana ne söylediğine dair bir şeyler e, veremediği ya da bu, bunun hala açık kaldı. İkinci söyleyeceğim şu aslında bu söylem pratiğinin kendisi e, modern zamanlarla birlikte ortaya çıkan hümanistik epistemoloji öncelikli yani şunu açayım epistemoloji biraz. Epistemoloji öncelikli. Yani varlığın, hakikatin, gerçekliğin bilgi yoluyla inşa edildiği, kurulduğu, tasarımlandığı bir düşünme pratiğinin iz düşümüdür aslına bakarsak. Yani Heidegger işte dünyanın imge halini almasıyla varoluş içinde insanın özne olması aynı şeydir derken bunu açmaya çalışır. Yani biz bağımsız, laik aklın vahiy zincirinden kurtarıldığı bir düşünme pratiğinin e, bize sunmuş olduğu hakikat resmini hakikatin yerine oturtmaya kalkıyoruz. Zaman zaman 1980'li yıllar konuşulur, 1990'lı yıllar konuşulur. Hiç şüphesiz ki 80'li ve 90'lı yıllarda inşa edilen nice birikimin hülasasını hala gözlemliyoruz. Birçok farklı alanda, kültürel alanda özellikle. Üç önemli ismi misafir ettiğim yine özel yayınlardan bir tanesinden bir bölümü şimdi sizlerle paylaşacağım. Özellikle dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki sivil toplum, yayıncılık, aktivizm gibi birçok farklı alanda büyük hizmetler vermiş önemli üç isim misafirimizdi. Bakalım o yayından bugüne ve yarına hangi kayıtlar kaldı? İzleyelim, önemli, dikkatle, rikatle gerçekten de her bölümümüz her kesitimiz gibi. Buyursunlar efendim. Ne Aleyhisselatü Vesselam bugün gelse ve bizimle birlikte olsa nasıl bir şey ortaya koyar? Bugünkü hale razı olur mu? Bugünkü bizim o muktedir halimizden mutlu olur mu acaba? Yoksa bir dakika. Bu, özür dilerim. Bu başka bir tartışma. Muktedir halimizden razı olur mu derken hani bu yani şu anda biz Türkiye'de yöneten insanlarıcisastı. Tamam. Yani muktedir mi? olmak bu anlamda hani kaçınılması çekinilmesi yok yok, bir şey değil. ha. Yani İşimizi arttırması tamam. gereken şeyler. Tamam. Anlatabilirim. Onun mi? altını çizeyim diye. Heh. Şimdi çünkü şu söylem var da ya şimdi 90'lı yıllar öykünmesi gibi işte muhalif yıllara da öykünülen böyle ayrı bir dil var da onun için yok, söyledim. ben çünkü şunu demek istiyorum. Kendini ötekileştiren, kendi duvarını kendi inşa Ten eden nimetin, bir dil yani. nimetin şükrü kendi cinsindendir. Hay hay. Elinizde iktidar verildikçe onun şükrü daha fazla olması gerekir. Elinize para verildiyse parası olan adam sadece zikrederek şükrünü ifade edemez. Parasını verecektir. Tamam. İktidar olan insan sadece ben iktidarım diyerek şükrünü ifade edemez. O iktidarın bütün şartlarını yerine getirebilmesi lazım. Şimdi biz buralarda e, bu meseleleri daha derinlemesine çözecek mekanizmalar hususunda... Sanki çok fazla gayret etmiyoruz izlenimi var bende. Hmm. Bu bizim neslin de ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela yaşı ileri olanlar ben de dahil bazen gençlere çok laf atıyoruz. Bu gençler bir şey yapmıyor evet. falan filan filan. Evet. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu gençlerin babaları, dedeleri, abileri ne yaptılar da bu insanları suçluyorlar? Şimdi çocuğu, babanın biri çok bildiğiniz bir şeydir. Çocuğuna demiş ki evladım adımlarına dikkat et üstüne başına çamur sütü atma. Baba demiş sen dikkat et ben ayağını kaldırdığın yere basıyorum. Şimdi bu babalar nasıl bir dünya oluşturdular da bu çocuklardan bunun daha iyisini bekliyorlar. Mesela diyelim ki risk sermayesi meselesini iktisadan çözebildiler mi? Faiz işini ortadan bir şekilde kaldırabilmek için bir şey yapabildiler mi? Sigortayı çözebildiler mi? Kendi aldıkları devletle olan devletin Kullandığı sermayenin temizliğini ne kadar çözebildiler? Siyasi anlamda efendim sıkıntıları adaletsizlikleri ne kadar ortadan kaldırabildiler? Sadece Müslümanlar için değil, biz bütün insanlar için bir şey söylememiz için, lazım. İnsanlık için bir şey söylememiz lazım. Hı. Peygamber Hı. Efendimiz böyle bir noktadaydı adaletsizlik. Ona gelen onda hayat bulup gidiyordu. Bize gelen ne kadar hayat bulup gidiyor? Şimdi bunu becerebildiler de mi çocuklardan bir şey bekliyorlar? Ben mesela o noktada bazen şey yapıyorum. Diyorum ki gençlere, bakın bizi dinleyin. Bizim tecrübemizi anlamaya çalışın. Ama illa bizim dediğimizi yapmayın kardeşim. Biz becerebileydik size daha iyi bir dünya oluştururduk. Mesela ben şimdi şu anda bir kitapçı dükkanım var. <laughs> Gençler falan geliyor. Fatih'tesiniz. Diyor. Ha, e, yani kitapçı dede pozisyonda bir formattayım. Diyorum bakın, bu ihtiyarlar sizi yanlış da yönlendirebilir. Yapaylardı daha iyi bir dünya önünüze kalırdı kardeşim. Sizin bu gelişen dünya içindeki meseleleriniz, iktidar ihtiyarlarını çok kavrayamıyor. Biz genelde çift kutuplu dünyada yetiştik. Sonra tek kutuplu dünyaya geldik ama o reflekslerimiz hala var bizim. Ben kendimde onu hissediyorum. Ne kadar gayret etsem de. Birçoğumuz o refleksler var. ha O zaman bakın bizim hatalarımıza düşmeyin. Siz daha çok geniş bakan bir dünyadasınız. Ama şu açmaza da girmeyin. Efendim iktidarız, rahatız, meseleler çözüyoruz. Değil. O kadar çok meselemiz birikti ki çözmemiz gereken ve bunları çözülemediği için bazıları memlekete bırakıp giden çocuklar var, kendini efendim bu işin dışarı çıkaranlar var ama çok da güzel çalışan gençler var. Yani fıkhi alanda, efendim iktisadi alanda, efendim işte medya alanında, alanında, medya alanında, sinema alanında, kesinlikle. kültür alanında hakikaten çok gayretli çocuklar var. Bakıyorum böyle ilim meclisleri falan uğraşıyorlar, dinliyorlar. Ha onlara belki tecrübelerimizde yardımcı olmamız lazım. Belki o mekanları öyle mekanlar olmalı ki bunlar bizim diyelim ki Enderuna giderdik biz. İşte bahsediyordum ben kendi birçok konuşmamda. Beyaz Saray'da rahmetli İsmail abinin bulunduğu Enderuna gidiyorduk. Orada işte, İsmail Kazdal. Mı? Yok Enderun'un sahibi bir İsmail ha, abi vardı. Şu adını hatırlayamadım eyvallah. onu. Rahmetli oldu. Eyvallah. Orada işte Ali İhsan Yurt Sönmez Neşilat müdürü anlatıyor. Yanında Şevket abi onun yanında Ertuğrul Düzda işte İsmail Erünsal. Biz onların yanında gidiyoruz, ya çay veriyoruz, onlara dinliyoruz, Bir kültür aktarımı sağlıyoruz filan. Bu bizim için doyurucu bir şeydi. Ha bugün aynı formatlar, bugün. gençleri başka formatlar aslında var yani. Ha bu evet, bunları mesela geliştirmek lazım. Hı -hı. Biz tecrübelerimizi onlara aktarmamız lazım hay ama hay. illa siz yapamıyorsunuz, biz daha iyi yapıyoruz gibi bir formatın, ben doğru olmadığını bir söylemiyorum. Hay hay. Ama şunu da yapmak lazım. Yanlışlarımızı da dile getirebilmemiz lazım. Şimdi bazen bizim yaşlılar. Bundan korkup yanlışların üstünü örtüyorlar. Bir nesil sonraya Örtüyorlar diyorsunuz evet, öyle bir mi? Bir nesil sonraya ben bazı şeylerin yanlış kalacağından korkarım. Bir uygulama var. Bu uygulama bal gibi faiz. Şimdi diyor ki onu bir şekilde şey ediyorsa üzerini kapatıyor. Bir dakika. Bu yeşile boyanarak olmaz. Burada bir yanlış var. Şunu şöyle söyleyelim. Kendimizi rahatlatmayalım. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülmesi lazım. Bu sıkıntıyla yaşamaya alışalım. Gerekirse ızdırap çekelim ama bütün gayretimizle çözmeye çalışalım. Çözmesek de hiç olmasa yolunda şey yapalım, Aynen. devam edelim. Siyasi olarak sıkıntı var. Üstünü örtmeyelim. Arkadaşlar, bir nesil sonra bir yanlış kalır. Bununla ilgili bir en azından adını koyalım diyorsunuz. Heh. Bunu siyaset yapamasa da sivil toplum, gönüllü teşekkür bunu yapabilmesi lazım. Toplumun aydını, öncüsü, münevveri Bununla ilgili rahat konuşabilmesi hay hay, lazım. Hay hay. Bir şekilde kenara itileceğini düşünmemesi lazım. Bugün öyle de bir şey var. Yani yürüyen bir güç var. Kenara itilme korkusuyla birçok kişi birçok şeyi de söyleyemeyebiliyor. Çünkü hay hay. bir şey dediğin zaman işi bozuyorsun. E Bozmayayım susayım filan. Şimdi ben bazı mesela o dediniz ya e, limanda e, oturuyorum filan. Evet, evet. Ben bazı o halet... Onu siz demişsiniz ben oradan... Evet. Genişten ben aldım şimdi biraz. Şimdi mesela o dediğiniz gibi şimdi bazen diyorum ki uğraştım, didindim, geldim limana. Şimdi en konforlu bir şey limanda oturup işte çayınızı, kahvesini içip olayları seyretmek. Bazen o seyir halindeyim. Bazen de işte burada olduğu gibi maksadı aşıp sözler söylüyorum. Estağfurullah. Ha Bunları usulü münasiple, kimseyi kırmadan, dökmeden, incitmeden. Çünkü yanlış yapanlar da bizim insanımız. Yarın biz onların pozisyonunda olsak aynı yanlışı biz Eyvallah. de yapacağız belki. Eyvallah. Ama mesele bir asır sonraya. Bir bir nesil sonra yanlış bir şey kalmasın. Hay hay. Bir, hay ikincisi hay. bu gençlerimizin önü daha iyi açılsın, şekli hale getirelim onları. Suçlamayalım, kendimizi suçlayalım. Neyi beceremedik? Hay ben hay. mesela kendi dönemimizde bizden bir büyük abileri suçlardım. Yani işte diyelim ki daha yumuşak bir İslamcılığı seçen abilerimiz oldu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bilmiyorum uzatıyor muyum ama. 3-4 cümleyle Peki. bitirelim. Şimdi, Ahmet son olarak bitirelim. E şöyle 80'li yılların başında ben Boğaziçi'nde okurken bizim hocamız vardı Ahmet Sunakili. Sunakili o dönemin şartlarında Kemalist şey o günkü iktidarın darbe iktidarının da bir şekilde teorisyenlerinden biri. Yani şöyle bir şey demişti. Bundan sonra Türkiye'de muhafazakar aydınların gelişmesi lazım. Hı hı. Bir yandan muhafaza edecek belli değerleri, bir yandan da batıya açılan Türkiye'de çünkü 80 sonrası Türkiye o neoliberal akımlarla birlikte daha fazla açıldı ve Özal dönemi onun bir seyidi. Bir yandan da o batının açılmayı sağlayacak bir öncü gücün olması lazım. Hı hı. Bu önemli diyordu. Şimdi 80 sonrası Türkiye'deki iktidar şeyine baktığınızda bir tarafıyla muhafazakar bir tarafıyla aydın bir tarafıyla batılı tipolojinin çok hakim olduğunu görüyoruz. Özel böyle bir tipolojidir Ahmet. Hı hı. Çok seviyoruz filan ama özel Türkiye'de kapitalizmin yerleşmesinde ve belli İslamcı hassasiyetlerin de ortadan bir şekilde konuşulmadığı bir halin yayılmasına da sebep olan bir şeydir. Evde Müslüman, tarikatçı, namazcı, hayata girdiği zaman batılı değerlere itiraz etmeyen bir hayat tarzı. Bu trend gittikçe güç kaybetmedi esasında gittikçe bu trend gelişiyor. Ve insanlar o böyle pozisyon içine giriyorlar. Ha, ama bu bir yanında iyi, liberalleşme, rahatlaşma. Bir yanından da bizim şayet mebde ve meat nereden geldim, nereye gidiyorum sorusuna Rabbül Alemin önünde bir hesap vereceksek, o hesapta bize şu soru sorulacak diye korkarım. Siz bu kadar Müslümanlık öğrendiniz, uğraşıyorsunuz. Bulunduğunuz hayatı Allah-u Teala'nın istediği tarzda nizama sokmak için çok köklü bir şeyler yapabildiniz mi? Çok köklü bir şeyler Yoksa, yapabildiniz mi? Yoksa bulunduğunuz hayatı meşrulaştırdınız mı? Hayır. Hafifçe yeşilen boyadınız. Sıkıntı alanlar mı oluşturdunuz? Ben mesela bu sorudan çok korkuyorum. Konforlu alanlar mı oluşturdunuz? E, şimdi hayır dolayısıyla hayır. bazen kenarda oturayım diyorum. Hay Sonra diyorum ki oğlum yaşın geldi 60'a ne zaman Emrah oza belli değil. Hiç olmazsa bunu dillendir. Bununla ilgili çalışan insanların önüne açmaya çalış. Şevke getir insanları. Hay hay, hay hay. Çok rahat olan insanların biraz huzurunu kaçır. Arkadaş o kadar rahat değil bak ölüp gideceğiz. Geriye bir şey bırakmamız lazım. Ne bıraktık? Filan gibi. Peki. O, peki. E, yani e, o liman meselesini de böyle biraz. Böylelikle. E, yani işte bu yayın. Üç plan, nokta bırakmış bizim. olalım. Üç nokta bırakmış olalım. Son cümle buydu. Ve işte o noktaları ve o üç noktaları aynı zamanda... Acaba nerelerde, hangi adreslerde, hangi kavramlarda, hangi başlıklarda aramamız gerekiyor sorusunu her bölümümüz öncesinde sorduk. O bölümlerden, o yayınlarımızdan bir tanesinden kesitler şimdi izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Eğitimi konuştuk. Başka bir eğitimi konuştuk. Başka bir dünya için eğitimi nereden konuşmaya başlamalıyız ve somut gerçek adımları ne şekilde atmalıyız sorusunun cevapları için yine özel bir yayındı. Buyurun izleyelim, dinleyelim. Şunu söyleyebilirim anne babalara da, çocuklara da, gençlere de evet. yani bu hayatta yani sadece okul meselesi, okul çok önemli. Fakat okul dışındaki varlıkları ders çalışmaları dışındaki işte sosyal varlıkları aslında onları çok mutlu eden şeyler oluyor. Kariyerlerine çok fayda sağlayan bir e, aktiviteler silsilesi oluyor. Türkiye'nin şu anda e, bakanlarından belediye başkanlarına, dernek yöneticilerine yani hepsine burada hani birebirde de karşılaştığımda da neredeyse yalvarır derecesinde istediğim şey hep şu oluyor onlardan. Ya daha fazla bu çocuklara sosyal aktivite yapın, daha fazla sosyal yarışma yapın, yarışmalar düzenleyin. Yarışmalar. Teknofest'i ona katlayın. Bütün alanlara yaymak gerekiyor yani sanırım festin, o Teknofest kültürünü. Teknofest'in satrancını yapın ama şöyle yapmayın. İşte bir lisenin işte hiç görünmeyen bir arka odasında ya da işte bir bilmediğimiz bir şekilde yapılmasına. Ya satranç şampiyonası merkeze çekilsin. Teknofest'te olduğu gibi. Münazara şampiyonası merkeze çekilsin. Tarih yarışması, bir tarih makale yarışması merkeze çekilsin. Televizyonda işte kamu spotu olarak yayınlanmak zorunda kalsın. TRT'yi açtığımda saat 11'de pazar sabahında ben çocuğumu izleyeyim orada. Çocuklar yarışsınlar müzik yarışmasına katılsınlar. Yani Teknofest meselesi müthiş bulunmuş ama sanki böyle farkında olmadan bulduğumuz bir şeymiş gibi. Niye? Çünkü kopyalamamız gerekiyor diğer alanlara. Bence o model muhteşem bir model. O modelin diğer alanlara da tarih, müzik, sanat, spor, dans, folklor işte münazara, Aynen. müzakere yayılması lazım. Bence bu meseleyi sivil toplum örgütleri de e, dikkate almalı ve o merkeze Teknofest'in yaptığı gibi işte X derneği münazarayı, Y derneği e, bilgi yarışmasını, Z derneği de e, dramayı çekmeli. çıkmış olduğumuz bu serüvenimizin 100. bölümüne geldik. Her perşembe 23.30'da burada, bu ekranda sizleri selamladık. Bazen sözü yorduk, bazen dikkate bazen de rikkate davet ettik. Binbir devam ediyor efendim. Binbir devam ediyor. Şöyle devam edelim mi? Bugün an itibarıyla dünyada bir Nükleer sızıntı olduğunu farkında mısınız? Evet, dünyada şu anda bir nükleer sızıntı var. Hatta sızıntıdan fazlası. Dünyanın en büyük devleti olarak kabul edile gelen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası anlatıları inşa eden hangi küresel platform var ise o ağızlardan, o kaynaklardan dünyanın her yerine salınımı devam eden bir nükleer sızıntı var. Nedir nükleer sızıntı bugün? Siyo nükleer sızıntıdan söz ediyorum. Evet, bugün dünya tam olarak bu küresel sızıntıyla, Siyonizm nükleer sızıntısıyla karşı karşıya. Binbirin literatüre mütevazı bir önerisidir. Siyonükler sızıntı. Çünkü Siyonizm literatürü bugün dünyaya adeta her an başka bir hedefleme önerisi getirmektedir. Bugün dünyanın neresinde olursanız olun, antisemitizm kavramıyla muhatapsanız siz hedef pozisyonundasınız. Yakın zamanda Time dergisi bir kapak hazırlamıştı ve yayınlamıştı. Yeni antisemitizm kavramı. Evet, bugün dünya sadece iki bloktan oluşuyor. Siyonistler ve insanlar. Şayet insanlığın dününü, bugününü ve yarınını insanlık adına mesele ediniyorsanız, Siyonizmin aparatlarının tamamının farkında olmak zorundasınız. Siyonizmin küresel anlatılarının tamamının farkında olmak zorundasınız. İdeolojinizin, aidiyetinizin, bulunduğunuz ülkenin, coğrafyanın, bayrağın dahi neredeyse bir anlamının kalmadığı, sadece ve sadece Siyonizm ve insanlık olarak iki safa ayrılmış bir eşikteyiz. Habil'in ya da Kabil'in yanındasınız. Bugün Habil'in safında ve yanında olmayı gerektiren şeylerden bir tanesi de Siyo nükleerin farkında olmak. Bu farkındalığın çok temel noktalarından bir tanesi öncelikle o kavramın ve kavramların. Yani küresel anlatının nasıl inşa edildiğinin ayırdığında olmak. Kavramları konuştuğumuz özel bir yayındı. Siyonizm için İsrail'in ne olduğuna ilişkin gerçekten de büyük bedeller ödeyerek her birimize büyük emanetler bırakmış olan Roger Garodi üzerine çok kıymetli Cemal Aydın ile bir özel yayın gerçekleştirmiş idik. Bakınız o yayınımızda o temel kavrama dair hangi önemli noktalara bizi davet ediyor Cemal Aydın. Buyursunlar efendim. Efendim holokost tabiri hakikaten Yahudilerin ekmeğine yağ sürmektir. Başka bir şey değildir. Bunu çok kişi kullanıyor. Ben şaşıyorum. Garudi'nin kitaplarını okusalar iyi olacak. Garudi diyor ki yahu şey, çünkü holokost demek Allah'a kurban verilen kimseler demek. Ya Hitler Allah'a kurban olarak sadece Yahudiler mi verdi? 3 milyon, 3 milyon Yahudi öldürüldü. 3 milyon Yahudi öldürüldü. 6 milyon asla değil. Bunu biraz sonra sizler evet, izah edeceksiniz. konuşacağız. evet. Bu, bunu? Ee, 3 milyon, öbür taraftan 3 milyon Polonyalı öldürüldü ya Hitler tarafından. Onların için niye holokost olmuyor, Allah'a kurban verilmiş olmuyorlar? Ee, 6 milyon e, Roman öldürüldü. 7, 17 milyon Sılav öldürüldü. Onları bırak, 60 milyon 2. Dünya Savaşı'nda insan can kaybı, can kaybı 60 milyondur. 60 milyonun sadece 3 milyonu Allah'a kurban verilen kutsal kişiler, diğerleri şeytana mı kurban verildi? Başka bir ilaha mı kurban verildi? Ne oldu? Neden? Ay burada şey sizin daha önce biraz önce ifade ettiğiniz gibi kendi seçilmişlerini gün yüze çıkarmış oluyorlar. Kabul ettirmiş oluyorlar. Onların terminolojisini kullanmak kullanmakla onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Çünkü 60 milyonun 57 milyonu önemli değil. Seçilmiş kavim, Allah'ın seçkin milleti Yahudilerin 13 milyonu çok önemli. Onlar kutsal, diğerleri gayri kutsal. Böyle bir saçmalık olamaz diye Garodi bu üç kitabında da bunu üç açık açık da. izah eder. Bu bu, bu nasıl kusallaştırmadır? Bu böyle bir ayrım nasıl yapılabiliyor diye bunu ifade eder. İkincisi de soykırım meselesi. Garodi soykırım meselesini de kabul etmez. Yahudi katliamı de, denir ama soykırım denemezdir Garodi. Neden? Çünkü e, Amerika'yı istila eden hı hı. Avrupalılar Amerikan yerlilerini Amerikan yerlilerini kaç Amerikan yerlisi vardı Kızıl deniyor? 80 milyon. 80 milyonun 60 milyonunu birkaç sene içinde öldürdüler diyor Garodi. 60 milyonu. Geri kalan 20 milyonun da angare işler, hastalıklar, şunlar bunlar yüzünden öldürdüler. Şimdi 3 milyon mu büyük, rakam olarak 80 milyon mu? Asıl soykırımı kim yaptı? Amerika'yı işgal eden İngiliz, Avrupalı adamlar yaptılar. Asıl soykırım o. İkinci soykırım bu şeyler Amerikan yerleri öldürülünce geriye e, adam kalmadı. Pamuk tarlana çalıştırılacak, şurada burada çalıştırılacak. Afrika'dan adam temin etmeye kalktılar. Ve köle ticareti başladı. Amerika'ya Karı diyor ki bir ribayete göre en az 10 milyon, diğer ribayette de 20 milyon köle götürülmüştür Afrika'dan. Ama her bir köle için 10 kişi öldürülmüştür. Tek bir köleye karşılık 10 kişi öldürülmüştür. Bu durumda öldürülen Afrikalı sayısı ne oluyor? Eğer 10 milyon götürülmüşse 100 milyon Afrikalı öldürülmüş oluyor. Eğer 20 milyon götürülmüşse 200 milyon Afrikalı öldürülmüş oluyor. Peki 3 milyonun büyük en düşük rakabıyla 100 milyon. Mu? 100 milyon en düşük. Ha en o düşük rakam. Ve Karo diyor ki bu diyor herkesin soy kırım diyor bir kere iki iki kişi tarafından ortaya atıldı diyor. Birisi dedi ki diyor 6 milyon öldürüldüğünü ben biliyorum dedi diyor. Nereden biliyorsa? Bir başka dedi ki diyor ben 5 milyon bunu orta şey yaptılar diyor 6 milyona uz, 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 uzlaştılar diyor. Ve bunu Nürnberg mahkemesi kabul etti diyor. Uyduruk bir mahkemedir zaten diyor. Mahkeme diye bir şahit lazım diyor. O delilli ispatlı bir şey yok. Ama diyor herkesin işine geldi. Amerikalıların işine geldi. Çünkü 80 milyonun Amerikan halkını yerlisini Kızılderili öldürmüşlerdi. Soykırım derdinden kurtuldular e, ee, Yahudilere soykırım yapıldı demekle Amerikalı kurtuldu. 100 milyon en az Afrikalı'yı öldürmüşlerdi. O dertten de kurtuldular. Geriye Stalin de çok memnun oldu diyor bu konuda. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinden. Neden? Çünkü Stalin de 10 milyon insan öldürmüş ediyor. Öldürmüştü. O da memnun oldu. Soykırım soykırım de kabul ettiler. Ve soykırımı tartışılmaz olarak kabul ettiler. Biliyorsunuz Ermeniler için soykırım lafını da Amerikalılara hala kullandıtırmıyorlar. Hı, hı Ermeniler kullansa bile ona bir şey başka bir at kullanıyorlar. Soy, çünkü soykırıma sadece Yahudiler uğramış. Olur, o şey bozulmasın, sihir bozulmasın, o kutsallık bozulmasın diye adamlar devam ediyorlar. Şeyi. Ee, sadece Yahudiler soykırıma uğradı, başka hiç kimse soykırıma uğramadı. Bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar ki Tabii Garudi bunları apaçık şekilde ispatlayarak ortaya koydu. Evet kavram nedir? Kelime nedir? İşte onu da hatırlamış olduk. Tehcir ifadesi kullanılıyor. Holokost nedir? Soykırım nedir? Katliam nedir? Bütün bunları 2023 7 Ekim'inden bugüne literatürü sıfırlayarak neden miladi takvim 7 Ekim yeni miladi takvim neden 7 Ekim sorusunun cevabını geride bırakmış olduğumuz 100 bölümlük Binbir programımızın birçok farklı özel bölümünde arşivlemeye, kaydetmeye gayret ettik. 2024'ün dünyasında Binbir programımız devam ediyor efendim. 2024'ün dünyasında Xi Jinping yani Çin'in lideri Avrupa'ya, Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Tam da bu içerisinde bulunmuş olduğumuz günlerde. Önemli bir ziyaretti. Sadece ve sadece siyasi, ekonomik, kültürel, altyapısı olan ve geleceği olan ajandası olan ziyaretlerin ötesindeydi. Zira şöyle 1960'lı yılların, 70'li yılların, 80'li yılların dünyasına bakılacak olduğunda kendi halkından 30 milyonunu açlık sebebiyle yok eden bir rejimden, bir yönetimden söz ediyoruz Çin'den söz ederken. Evet, kendi halkından 30 milyon insanı açlık sebebiyle katleden, yok eden bir Çin'den söz ediyoruz. Uzun yıllar boyunca hali hazırda bugün kendi coğrafyasında hiçbir biçimde dünyanın hiçbir ajansının haber dahi alamadığı onlarca toplama kampında binlerce Doğu Türkistanlı'ya adeta bir nazi toplama kampı hayatı yaşatan bir rejimden, bir devletten, bir yönetimden söz ediyoruz. Hatırlayınız, yeni normal adı verilen pandemi dünyasını hatırlayınız. İşte o günün dünyasında bazı Afrika devletleri bazı borç taleplerinde bulunmuşlardı. Özellikle yine 1001 programının editoryal guideline'ında yani referans kitapçığında, literatüründe ABD türü kapitalizmin dışında Çin türü kendine özgü yeni bir kapitalizm modeli olarak isimlendirdiğimiz Başka bir kapitalizm modeli var. Nedir o kapitalizm modeli? Afrika devletleri başta olmak üzere borç diplomasisi talebi söz konusu olduğunda Dünya Bankası'nın yani küresel kapitalizmin merkezi olan Dünya Bankası'nın dahi 2.4 kadar faiz uyguladığı sistemde, düzende, rejimde Çin türü kapitalizm 4.6'nın dahi üzerinde. Yani Amerikan kapitalizminin dahi neredeyse tam iki katı Çin'e özgü bir sosyalist, kapitalist yönelim söz konusu. İşte o küresel çerçeve yani Pekin'den başlayan Londra'ya kadar uzanan o yeni küresel çerçeveye karşı 2023'ün, 2024'ün Türkiye'si Basra'dan yola çıkacak ve Avrupa'nın her yerine doğru uzanacak yeni bir koridor açan Türk aklıyla aynı zamanda karşı karşıya. 1001 programında biz biraz da bu haritaya bakmaya gayret ettik. İşte o haritaya baktığımızda bazı noktalama işaretlerini de o atlasın bazı noktalarını bırakmış olduk. Şimdi yine Geride bırakmış olduğumuz o 100 bölüm içerisindeki özel yayınlarımızdan bir tanesine gidelim. NASA'da uzun yıllar boyunca görev yaptı Umut Yıldız. Bugün ODTÜ başta olmak üzere birçok farklı okulda, atölyede, bölümde öğrencilerle buluşuyor Umut Yıldız. Umut Yıldız Amerika Birleşik Devletleri'nden NASA'dan döndü ve ilk olarak programımıza konuk oldu. Bin konuktu ilk olarak. Kendisine o vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Umut Yıldız'a özellikle yayınımızda elbette birçok soru yönelttim ama kendisine ayrıca çok da hala hazırda dünyanın da tanımadığı Çin ile ilgili bazı özel sorular yönelttim. Hala kamusal literatürde çok olmayan bazı bilgileri paylaştı. İzleyelim buyursunlar ki özellikle Çin'in yaptığı bazı açılımlar, adımlar var. Evet. Ürpertici. Hakikaten ürpertici uzaya dair. Çin biraz e, durumu çok farklı. Kötü komşu ev sahibi yaparmış misali bir olay oldu orada. Amerika Çin'e karşı bir ambargo uygulayınca Hı. Çin de iyi tamam madem ambargo uygulayınca o zaman kendim yaparım diye 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 hem uzay ajansını kurdu. Hem onun da hikayesi. Aslında Çin uzay ajansının kurulmasının hikayesi hatta benim çalıştığım işte JPL'deki daha JPL'in ilk kuruluşunda yer alan bir Çinli doktor öğrencisi var. O sıralar işte komünizm falan işte biliyorsunuz işte o 1940'lar 50'ler civarları. Ya işte sen işte Çinlisin, komünistsin. Ya arkadaşım ben doktor öğrencisiyim. Ben öğrenciyim. Ben e, politikayla uğraşmıyorum. Yok işte FBI geliyor işte sen komünistin bilmem ne bilmem ne. Ya yapmayın etmeyin. Ben işte roketler alanında çalışmak istiyorum. 70'e kadar hocam 40'lar 50'ler dediniz ya, Tabii işte e yani kadar öyle bu yani. komünizm e, bayağı bir şey yapıyor. Adamı ondan sonra belli bir süre sonra artık o şeyciler e, dayanamıyorlar. O güvenlikçiler dayanamıyorlar. Seni artık ev hapsine alıyoruz diyorlar. Ev hapsine alıyorlar. Ve sanırım bir 5 seneci var ev hapsinde kalıyor adam. En sonunda Çin o adamı bir şey karşılığında artık Çin'de bir şey hatırlamıyorum ne oldu bir şey karşılığında sen bize bu adamı geri ver biz e, biz şey yapacağız size başka bir şey vereceğiz diyorlar o adam Çin'e geri gidiyor bunu bir Çinli, Çinli bir hocamız anlattığı şeyler JPL'deyken adam diyor ki bana bir sene karışmayın aklımdaki her şeyi yazacağım diyor yazıyor ve Çin Uzay Ajansı öyle kuruluyor o adam sayesinde kuruluyor şimdi ne oldu? Çok iyi bir hikaye. Şimdi ne oldu? Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Çin'i almıyorlar. Kimler var şu anda? Amerika var, Rusya var. Her ne kadar Rusya'yı da sevmese de. <laughs> Rusya var, Avrupa var. Avrupa Uzay Ajansı var. Kanada var, Japonya var. Yani böyle birkaç bildiğimiz işte... E, Hindistan dahil değil mi oraya? Hindistan istese gidebilir, dahil değil. Hindistan Amerika'nın müttefiki durumunda. Onlar Hatta Hindistan'a şey Amerika destek veriyor ki, Çin o kadar büyümesin diye ya da Çin, Çin Hindistan arasındaki küçük tartışmayı Çin, Hindistan daha büyüsün diye Çin, Amerika onlara destek veriyor. Ve Çin, Çin'e almadıkları için Uluslararası Uzay Çin de dedi ki tamam ben kendi, kendi istasyon Evet. Yüzüncü bölümde artık neredeyse son dakikalardayız. Hafızanın ve bilginin binbir rengi diyerek çıkmış olduğumuz bu hülasa Tam olarak acaba 16 cümleyle nasıl ziplenebilir? Onu denedik. Video ile denedik. İzleyelim, dinleyelim, okuyalım efendim. Denedik ama acaba başarılı olmuş muyuz, olmamış mıyız takdir sizin. Buyursunlar. Hristiyan Siyonizminin tüm küresel kötülük ajandasının her sayfası, her bölümü dünyanın her yerinde, her alanında karşımıza çıkıyor. Kötüler burada. Hristiyan Siyonizminin o mutlak kötülük haritasının her bölümünde, her sayfasında onlarca, yüzlerce isimle, adresle, örnekle, videoyla liderle karşı karşıyayız. Evet, küresel kötüler her yerde. Peki küresel iyiler nerede? İyiler, sen, ben, biz bireysel hayatlarımızda iyi olmamızın, iyiler olmamızın artık yeterli olmadığını farkında mıyız? Sadece ve sadece bireysel olarak iyiysen mesulsun. Mesulüm mesulüs. İnancımız bu. Geldiğimiz noktada bulunduğumuz ahval ve şerait bizlere coğrafyamıza, dünyamıza, insana, insanlığa tam olarak bunu gösteriyor. Sadece iyi olman yetmiyor. Sadece iyi olmak yetmiyor ve yetmeyecek. Modern zamanlar bir kez daha bunu ve çok şeyi gösterdi. Güçlü olmak zorundasın iyi olmak zorundasın. Evet, bugün dünya gücün dünyası. Fakat sen iyi olarak yeterince güçlü olmak için istisnasız her alanda yeterince güçlü olmak için en az kötüler kadar ciddiyetle, disiplinle adanarak ne kadar çalışıyorsun? Gerçekten ne kadar çalışıyorsun? Emin ol mesain kadar çalışıyorsan kötülüğe karşı ancak ve ancak tepki göstermeye devam edeceksin. Sadece mesain kadar, sadece o an gördüğün kadar, sadece bugün gördüğün kadar, sadece sana gösterilen kadar, sadece konjöktür kadar, gündem kadar, haberler kadar, programlar kadar, gözün kadar farkındaysan o kötülüğün, sadece Bugünü konuşuyorsan, sadece ufkun, zihnin, haritan, önceliğin, bakış açında sadece bugün varsa, konjonktür varsa, haber varsa, ekran varsa, sosyal medyanın bugünü varsa, haberler kötü. Aylarca değil, yıllarca bile değil, belki asır, belki de asırlarca. Bu küresel kötülük döngüsü böyle devam edecek. İyi olmak yetmiyor. Güçlü iyiler olmak zorundayız. Dünya bunu söylüyor. Dünya bunu bize anlatmak için gerçekten uzun zamandan bu tarafa çok çaba gösteriyor. Evet, küresel kötüler kadar en az çalışmak zorundayız. Çok yönlü olarak çalışmak zorundayız. İşte o çok yönlülüğün haritasına dair bazı önerilerde bulunmaya çalıştık 100 bölüm boyunca. Bu temel kavramlara, bu kök alanlara, kavramlara, bu gök yani çatı meselelere, kurumlara, kavramlara yönelik olarak çok yönlü, ciddiyetle, derinlikli, esaslı, sahih, nitelikli bir şekilde çalışmadığımız müddetçe, gayret etmediğimiz müddetçe maalesef ve maalesef o haritayı, dünya haritasını kendi iyilik rengimize boyamanın başka bir yolu yok. Biz 100 bölüm boyunca o yolları, o yolları inşa eden kurucu isimler tarafından önerilen o yolları burada dijital kayda almaya çalıştık. Şimdi bir şarkıyla müsaade isteyeceğiz sizlerden. Şarkı aslında dünün şarkısı, bugünün şarkısı ve aynı zamanda Yarın'ın şarkısı. Şarkı şunu söylüyor bize. Kötülüğe karşı o hikayeyi, iyilerin hikayesini anlatmak için savaşmak zorundasın. Savaşmak ama nasıl savaşmak? Işığınla savaşmak. Şayet ışığın yoksa, iyileri temsil edecek gerçek, temiz, berrak bir ışığın yoksa iyilerin safında olmayı da hak etmiyorsun anlamına gelir. Evet. Küresel Siyonizm, küresel kötülük yeryüzünün her yerinde. Hristiyan Siyonizminin o ahtapotunun kolları her alanda, her yerde, her yönde, bütün yollarda karşımıza çıkıyor. Peki bütün yollarda, bütün alanlarda sen, ben, bizler. Yani Habil'in safında, cephesinde, mevzisinde, yanında, hattında olanlar. O bütün alanlarda var mıyız? İşte biz 1001 programında bunu yapmaya gayret ettik. Bunu yapmaya gayret etmeye devam etmeye niyetliyiz. Niyet hayır, akıbet hayır. Bizlere müsaade. Müteşekkirim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çok selam.